Koşu Kavaktur sunar. Devralen programında yine birlikteyiz. Dünya coğrafyasını adım adım geziyoruz. Osmanlı kültür coğrafyasındayız. Önemli bir yerdeyiz. Bulgaristan'dayız, Tuna boylarındayız. Evladı Fatih Han diyarındayız. Burası Burgaz. 1999 yılında gelmiştik ilk kez. 20 sene sonra yeniden Burgaz'dayız. Burgaz şehir binası. Burgaz tren istasyonu. Osmanlı döneminde Rusçuk Burgaz arasında yapıla çalışan tren istasyonunun Osmanlı dönemi binası. Ancak binada çok büyük tadilat var. Merhabalar efendim. Neler söylersiniz? Neresi burası? Burası Burgaz. Bulgaristan'ın liman şehri. Karadeniz'in Bulgaristan kısmını en büyük liman, Bulgaristan kısmındaki en büyük liman şehri Burgaz. Burası Nesebar. Hristiyan, özellikle Ortodoks Hristiyan dünyası için çok önemli. Burgaz'a 30 kilometre mesafedeki Nesebar'da çok sayıda kilise bulunuyor. Dünya Kültür Mirası listesinde 1983 yılında Bulgaristan'ı temsilen yer almış. Şu an Nesebar'ın girişi burası. Burgaz'a 30 kilometre mesafedeki Nesebar, Orta Çağ'da Ortodoks Hristiyan dünyası için çok önemli konuma sahip. 1983 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınıp Bulgaristan'ı UNESCO'da temsil eden tarihi bir kent. Nesebar şehrinde Türkçe bir hanımefendiyle tanıştık. Lokantanın da işleticisi Beyi Bulgar. Merhabalar. Merhaba. Bir tanıyalım sizi. Şükriye ismim. Şükriye Hanım, kim bunlar? Kızlarım. Kızların. Burada işletiyorsunuz burayı. Evet. Adları ne bunların? Büyük olanın Sofia, küçüğün Victoria. Buralara tur mu düzenlediniz? Evet, tur düzenledik. Evet. Nedir buranın özelliği? Turizm olarak burası Bulgaristan'ın Karadeniz kenarındaki eski Orta Çağ adası adalarından. İşte gezdiğimiz yerleri görüyorsunuz. Safranbolu misali. Osmanlı evlerinin bol bol görebileceğimiz bir yer.
biz Bulgaristan'ın Burgaz vilayetinde Nesebr kasabasındayız. Ortaçağ kasabası diyebiliriz. Tarihi milattan önce 5-600 yıllara kadar dayanır. Daha sonra burayla ilgili şunu biliyoruz. 42 tane kilisesi Bizans dönemi ve 4 tane manastırı olan bir ada burası aslında. Daha sonra şimdiki yarım ada olarak bilinse de sonradan yapılan o gördüğümüz yol adaya, karadan adaya. Tabii uzun dönem Osmanlı döneminde de kalmış. Osmanlılar da yaşamışlar. Gördüğümüz binaların birçoğu o dönemden diyebilirim. Bugün cami göremiyoruz burada. Ama ilk girişte, ilk kapının girişinde sağ tarafta okulun olduğu yerde, bugünkü okulun olduğu yerde Osmanlı dönemi camisi varmış. 20. asırın başında yıkılmış ve yerine bugünkü okul yapılmış. Ama bugün halen Eskişehir'in içerisinde Osmanlı döneminden kalan Türkler yaşamakta. Ve zaman zaman gezerken evlerin arasında, sokaklarda Türkçe konuşan insanları görebilirsiniz. Bir kahve içmeye sizi davet edebilirler. Ve mihrap burada ve burası geçmişte cami olarak da. Şimdi efendim bütün ibadet yerleri tabii o günün yönetimi geldiği zaman bazı kiliseler zamanda cami olarak da kullanılmış olabilir. Aynı şekilde Osmanlılar buradan çekildikten sonra camiler de kilise olarak kullanılmıştır. Hatta şu örneği de vardır. Padişahımızın emriyle yaşanan yerlerde artık Türkler, Müslümanlar kalmayınca Hristiyanların verdikleri dilekçe neticesinde onların da kiliseye izini verildiği olaylar da görünmekte, görülebilir. Bir medeniyete medeniyet diyebilmemiz için mimarisine, musikisine ve hayat tarzına bakmak gerekiyor. Nesebe kenti tam anlamıyla bir Osmanlı medeniyetinin ihtişamlı geçmişini yansıtıyor burada. Hemen arkamızda tarihi bir bina. Burası 1600'lü yıllarda cami olarak kullanılmış ve buradan insanlar gidince de kilise haline getirilmiş. Çeşme bir medeniyetin ihtişamlı geçmişidir. Tıpkı bugün Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki Nesebe tarihi şehrinde yaşandığı gibi ve bu çeşme Osmanlı ihtişamını burada yansıtıyor. Sanki kendimizi Safranbolu'da, Safranbolu sokaklarında hissediyoruz ve çeşmeden şöyle elimizi yüzümüzü yıkayarak tarihe yolculuğa çıkıyoruz. Bu gördüğümüz eserde buranın en eski bazilikası olduğunu biliyoruz Nesebr kentinde. Şu işlemeleri gördüğünüz yeşil işlemeleri, soluk olanları orijinalleri, hakiki orijinalleri. Daha sonra parlak olanlar, sonradan yapılanları orada fark edebiliyoruz. Karadeniz ve Karadeniz'in karşı tarafı Batı Karadeniz. Batı Karadeniz ülkeleri Bulgaristan, Romanya, Moldova, Gagavuzya ve Ukrayna. Türkiye'den yola çıkıp Türkiye'den Ukrayna'ya gideceğiz. Batı Karadeniz ülkelerindeki kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştıracağız. Ve Karadeniz deyince gönül telimiz titrer. Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün tarihine diye başlayan o ünlü marş. Dile gelir ve özellikle Batı Karadeniz ülkelerinde farklı söylenir. Batı Karadeniz sahillerindeyiz, Bulgaristan'da ve Nesebe kentindeyiz. Osmanlı'dan çok şeylerin olduğu ama hiçbir şeyin bilinmediği Bulgaristan, Batı Karadeniz ülkeleri. Adım adım sizlere Batı Karadeniz sahillerini, Batı Karadeniz bölgesi ve ülkelerinde yaşanan kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıp ekranlara getireceğiz. Kilit hikayesini her yerde görüyoruz. Dünyanın dört bir tarafını gezdiğimizde Sibirya'dan,
Ukrayna'dan, Hindistan'dan, birçok dünya coğrafyasında. Evet, keşke bu kilitler gönüllere kurulabilse. Biz Galata tepesindeyiz. Varna'nın girişinde Galata, burası bir nevi Varna'nın Çamlıcası diyebiliriz. Varna'yı burada yüksek... Varna ile ilgili neler söylersiniz? Karadeniz boyundaki en büyük şehir diyelim. Bulgaristan'ın turizm başkenti Varna. Bugün Bulgaristan'ın üçüncü büyük Filibe'den sonra, ancak yaz günleri ciddi sayıda turist çektiğinden dolayı öyle ikinci büyük şehri diyebiliriz. Osmanlı tarihinde Varna? Tabii Osmanlı tarihinde vardır. Varna Savaşı'nı hepimiz biliriz. 1444 Haçlı Seferleri'nin burada yapıldığını biliriz. Şu açıklarda biraz daha Varna'nın ilerisinde yapılıyor savaşın olduğu alan. Ve 1444'ten sonra buradan Osmanlı'ya kapılar buradan açıldığını hepimiz biliyoruz. Adım adım Batı Karadeniz ülkelerinde kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. 1 Haziran 2019'da Gebze'den yola çıktık. İstanbul üzerinden Kırklareli'ni geçerek Burgaz ve Nesebir kentinden Varna'ya geldik. 660 kilometre yol gittik ve Varna'dan yola çıktık. Hedefimiz Aşağı Tuna. Burası Balçık. Yaklaşık 550 kilometre yol gideceğiz. Osmanlı'nın kültür ve medeniyet tarihini bölgede araştırıyoruz. Balçık'a ilk kez 1999 yılında gelmiştik. Birkaç kez daha geldik Balçık'a. Bugün tarihler 2 Haziran 2019, yeniden Balçık'tayız. Balçık, kültür tarihimizin önemli izlerinin bulunduğu yer. Zaman ne de hızlı geçiyor değerli izleyenlerimiz. Haziran 1999. Şimdi tarihler 8 Haziran 2019. 20 yıl önce Bulgaristan'da Osmanlı medeniyeti belgeseli çekmek için gelmiş ve Bulgaristan'ın bütün şehirlerini 19 gün boyunca gezmiş, belgeselleştirmiştik. İşte o belgesel çekimlerimizde Filibe'ye de uğrayıp Muradiye Ulu Cuma Camii, yani içinde bulunduğumuz bu camide de belgesel çekimleri yapmıştık. Meydan Muharebesi. Şimdi bunu verelim, bırakalım komisyona. Öyle mi? Bir de Tuna'dan bir tarih akar. Tuna'nın şimdi döküldüğü yeri göreceğiz. Biz sizi yıllar önce ziyaret etmiştik. 20 sene önce. Biliyor musunuz? Evet. Romanya'dayız ve Türklerin bulunduğu yer. Duyguluyuz. 20 yıl önce gelmiştik, görüşmüştük hanımefendi. 20 yıl sonra yeniden buradayız. Aşağı Tuna'yı anlatmak istedik. Biz de buradaki Türkleri anlatmak istedik. Biz de federasyonumuzun Romanya temsilcisi
Nurten Hanım'la bir tanıştırmak istedim. Bir de tanışalım dedik. Biraz sesli. Şey getirdik efendim, bir kuru kahveci Mehmet Efendi kahvesi şeye, evet. Lokal için. Evet. Burası bizim Türk Birliği şubesi. Köstence şubesi. Biz Kadınlar Komisyonu ekibiyiz. Ve bizim... Kadınlar Komisyonu Başkanı, ben yardımcısı. Gülten Hanım da Galat, evet, şubesinin, evet, başkanı. Burada köstence dedin, Galata değil. Tamam, Galata, tamam. Ne tür faaliyetler yaparsınız? Böyle din, folklor ekiplerimiz var, sempozyonlar, kadınlar sempozyonu, yemek festivalleri düzenliyoruz. Bir çağrıda bulunan Türkiye'deki hanımefendilere, kadınlar. Gelen yıla, bak gelmiş, bak, ne gelen kadar... yıla Balkanlarda, biz iki yıldan iki yıla Balkanlarda sempozyon düzenliyoruz. Sonra tüm Balkanlardan hanımlar davet ediyoruz sizi bilmediğimize. Bu kadar İnşallah. Kadın ilk defa mı geldi? Bak ne kadar hanımefendi var. Geldiler çok. Şimdi de çok sağ olun geldiğinize. Romanya Demokrat Türk Birliği'nin Köstence'deki merkezindeyiz. Müthiş bir Türk misafirperverliği ile ağırlandık. Ve özellikle ekmek ve buğdaylar Türk Romanya bayrağı. Ekmek hatırı ve sadece bu coğrafyada değil, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde de bu tür ekmekle insanlar ağırlanıyor. Ve burada da ekmekle karşılandık. Güzel ağırladılar. Ekmekle ağırladık. Tereyağı getirirler. En iyi misafirlerine. Eğer ekmek yoksa ekmek hatırı derler ya. Azıcık tuz. Ve Romanya'dayız, Köstence'deyiz. Osmanlı'nın izinde Batı Karadeniz bölgelerini adım adım gezerek tarihe oluşuyoruz. Evet, Dobruca bölgesi. Osmanlı'nın asırlarca hüküm sürdüğü bölge. Ama Dobruca'nın bir başka özelliği var. Sönmeyen Tatar ateşinin Anadolu'ya geldiği yer. Kırım bozulunca Kırım'dan Tatarlar önce Dobruca bölgesine, ardından da Türkiye'ye gelirler. Nasılsınız? Sizi bir tanıyalım. Kimsiniz bakalım? Çok iyi. Benim adım Üsniye. Üsniye anne. Da. Türkiye'de okudum. Rumence'de. Kaç yaşındasın? 86. 86 yaşındasın. Nasıl gelmişler sizin Kırım'dan dedeler, nasıl gelmişler buraya? Benim kocam tarafa Kırım'a gelmiş. Dedeleri, şeyleri, babaları. Ben burada durmuşum. Benim öyle. Biz mektepte birinci sınıf, ikinci sınıf bir küçüktüm. Kitapları var idi. Bu komünistik ikinci onu yaktılar. Ben en ihtiyarlandım. Ama bir yeri aslı Türk toprağı. Değil mi? Siz okuyasınız. Dobruca Türk toprağı tabii. Türk toprağı. Bu garibi Osmanlı'nın vaktinde kaybolmuş garibi. Osmanlı'nın murtatları sattı bizi İngiliz'e. Biz böyle birinci, ikinci sınıf iken de biz şeydi, ama ben unuttum şimdi, yaş geride. Onu kim okuttu size, okulda mı? Okulda ya. Hocalar. Ey vatan, ey vatanım, vatanım, kahramanlar diyarı, senin kutsi toprağında şehitlerin kanı var. Nihayetsiz hudutların, düşmanların mezarı, gece gündüz göklerinde mücevherler pırıldar. Türkçe'de bize Tatarça dedim, yaptılar ki biz anlayık Türkçe, Türkçe bilmiyorduk. Çok iyiydi. Uzun zaman ben şunu ihtiyarlandım. Türkü de söyler miydiniz? Bir türkü de söyle bak. Türkü. Kafkasya dağlarında dardır geçilmez. Kafkasya dağlarında dardır geçilmez. Kan olmuş suları aslı içilmez. Kanım elal olsun şanlı vatana. Kader böyleymiş ey garip annem. Kanım elal olsun şanlı vatana. Kafkasya dağları inolur dağlar. Kafkasya dağları inolur dağlar. Kanım elal olsun şanlı vatana. Kader böyleymiş ey garip annem. Kanım elal olsun şanlı vatana. Kader böyleymiş ey garip annem.
Ve ce anna min beyni idi kimsede ve min halfi kimseden fe ahşeynahum fekum la yubsirun ve sebabun aleyhime enzertehum emnem tuzirikum la yubminun innema tuziru men itteba zikra ve haşi rahmane bir gayb fe beşiruhu bi makfireti ve icrin kerim inna nahnu nuhil mevta ve nektubu makademu ve asarahu ve külle şeyhin ahşeynahu fi imamim mubin. Sadakallahu lazim. Türkiye'ye ne söylersin? Ne söyleyeyim? Sağ olsunlar, marime gelmesin, deprem gelmesin, yaşayışları şey olsun. Duygulanmama geldi değil. Dobruca, Romanya, Köstence neresi, Anadolu neresi, Kafkaslar neresi? Evet, bir kültürü, bir tarihi burada gerçekleştirmiş olduk. Hüsniyana'dan Dobruca'da Kafkasya Marşı'nı dinledik, vatan şiirini dinledik. Dobruca'da Karadeniz'in batı tarafında kültür mirasımızı araştırmaya devam ediyoruz. Filibe'deyiz değerli izleyenlerimiz. Burası 2019 Avrupa Kültür Başkenti. Ve Filibe'de Osmanlı yaklaşık 520 yıl hüküm sürmüştü ve Poldiv olarak biliniyor. Osmanlı ismini fazla değiştirmeden Kral Filip'ten adını izaf eden Filibe olarak söylemişti ve burada bir zamanlar nüfusun büyük bir kısmı Türk ve Müslümandı. Bugün çok az bir Müslüman topluluk yaşamakta ve büyük çapta göçler oldu. Ve biz şu an Filibe'nin merkezindeyiz. Arkamızdaki bu uçsuz bucaksız park bir zamanlar Filibe'nin Müslüman Türk mezarlığıydı. Ve mezarlık komünistler tarafından sökülüp park haline getirildi. Parkın hemen devamında da Türkiye Cumhuriyeti'nin Filibe Başkonsolosluğu var. Bugün cumartesi. Aslında başkonsolosluklarımız, dış temsilciliklerimiz 7-24 çalışmalı. Yani orada bir yetkili bulunmalı. Kim kapıyı çalarsa açmalı ve vatandaşına veya açmasa da bile oradan mikrofon aracılığıyla, diyafon aracılığıyla bilgi vermeli. Filibe Başkonsolosluğumuza şunu soracaktık. 2019 Avrupa Kültür Başkenti Filibe ve Osmanlı burada 520 yıl hüküm sürmüş. Biz araştırmacı ve belgeselci olarak Avrupa Kültür Başkenti Filibe'de Osmanlı medeniyeti, Osmanlı uygarlığı, Osmanlı kültür mirası ile ilgili belgesel hazırlıyoruz. Bu konuda neler yapıyorsunuz siz Türkiye'nin dış temsilciliği olarak sorular sorup bilgi almak ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alıp bilgi sahibi olmak istiyorduk ama kimseyi bulamadık. Hiç kimse maalesef yoktu. Osmanlı kültür mirası ile ilgili 2019 kültür başkenti olan Filibe'de araştırmalarımıza devam ediyoruz. Filibe 2019 kültür başkenti. Ve Avrupa kültür başkenti olan Filibe'de çok önemli çalışmalar yapılıyor. Bayraklar, yeraltı çalışmaları, ciddi çalışmaların yapıldığına şahitlik olduk. Hemen arkamızdaki bayraklar ve Filibe kültür başkentinde 520 yıl Osmanlı medeniyeti hüküm sürmüştü. Osmanlı kültüründen, Osmanlı mirasından ne vardığını, ne olduğunu ve Osmanlı kültür mirası ile ilgili hangi etkinlikler yapıldığını araştırıyoruz ve bunu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na da ileterek bu noktada 2019 Avrupa kültür başkenti olan Filibe'de nelerin yapıldığını Türk kültürü adına, Osmanlı kültürü adına gerçekten merak ediyorum. Adırvanların, fıskiyelerin olduğu bölge belediye meydanı. Belediye binası da hemen çınar ağaçlarının arkasında yemyeşil güzel mimarili bir bina var. O da belediye binası ve vali konağı olarak da kullanılıyor. İki ayrı girişi var. Oradan başlayan Aleksandr Caddesi sola doğru devam ediyor. Tiyatro binaları. Ana yürüme caddesi Aleksandr'ın üzerindeki Cuma Meydanı. Hemen Cuma Meydanı'nın alt kısmında tarihten kalma, 1. 2. asırdan kalma İmparator Adrianus döneminden Edirne'ye Adrianopolis yapmış olan aynı imparator döneminden bahsediyoruz. Ve o dönemde Filibe'nin en önemli tarihi eserlerinden bir tanesi hipodrom veya stadyum inşa edilmiştir. Bu stadyumun kapasitesi 30 ila 50 bin kişi arasında olup 50 metre genişliğe ve 250 metre uzunluğa sahiptir bu stadyum. Ve bu stadyumun bir bölümü, yani genel olarak ana girişi kapısı burada
Ve şöyle düşünün, ana yürümüş olduğumuz Alexander Caddesi'nin tamamen altında kalmıştır bu stadyum. Ve ileride alışveriş merkezleri var. O alışveriş merkezlerinin alt kısımlarında, alt katlarında bu stadyumun orijinal devamı, mermer ve granit bu koltukların devamı, benchlerin devamı ilerideki alışveriş merkezlerinin alt katlarında görülebiliyor. Yani Diğer Camii, hemen köşede de güneş saati, palmiye ağacının yapraklarının kapatmış olduğu binanın köşesinde taştan güneş saati. Camiler, medeniyetimizin merkezi camiler. Osmanlı medeniyetinin 520 yıl hüküm sürdüğü, bugün Avrupa kültür başkenti olan Filibe'deki Ulu Cami, Murad-ı Vidavendigâr Camii. Ve maalesef Murad-ı Vidavendigâr Camii her geçen gün büyük tehdit ve tehlike altında. Burada Bulgar yönetimi tarihi eser arama bahanesiyle caminin duvarlarının dibine kadar inmek suretiyle burada kazılar yapmışlar ve şu an basit bir depremde zaten oldukça yorgun olan caminin yıkılması neredeyse an meselesi. Buradan yetkilileri göreve davet etmek istiyoruz. Kültürse, tarihse, medeniyetse 520 yıllık bir geçmişi olan Muradiye Ulu Cuma Camii yıkılmasın ve önlem alınsın. Çünkü yıllar önce bu cami çatlamış, yıkık döküktü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi buraya önem verdi ve bu caminin yıkılmasını önledi. Türkiye, Haliç'teki Bulgar Kilisesi'ni restore etti. Ciddi maliyet de ödendi oraya ve Haliç'teki Demir Kilise, Bulgar Kilisesi restore edildi. Ve oranın arazisine hiç dokunulmadı. Ama maalesef şu an Muradiye Ulu Camii, Cuma Camii olarak bilinen Filibe'deki bu tarihi caminin kazılar yapılarak dibinde, temelinde kazılar yapmak suretiyle cami tehdit ve tehlike altında, giriş kapısına kadar kazının yapıldığına şahit oluyoruz buradan. 2019, bugün tarihler Haziran ayının 2019'u. 1999 yılı Haziran ayında buraya gelmiş ve buralarda belgesel çekmiştik. 20 yıl sonra birkaç kez daha geldik ama 20 yıl sonra buradayız. Muradiye Ulu Cuma Camii'nin önündeyiz. Zaman ne de hızlı geçiyor değerli izleyenlerimiz. Haziran 1999. Şimdi tarihler 8 Haziran 2019. 20 yıl önce Bulgaristan'da Osmanlı medeniyeti belgeseli çekmek için gelmiş ve Bulgaristan'ın bütün şehirlerini 19 gün boyunca gezmiş, belgeselleştirmiştik. İşte o belgesel çekimlerimizde Filibe'ye de uğrayıp Muradiye Ulu Cuma Camii, yani içinde bulunduğumuz bu camide de belgesel çekimleri yapmıştık. Romanya'daki gezimizin önemli bir durağındayız. Kral Camii olarak bilinen cami Köstence'de. Kral tarafından, Romanya Kralı tarafından yapılan cami. İbadete açık ve farklı mimarisiyle göz ve gönül okşayıcı caminin önündeyiz. Müzik
Köstence'deki gezimizin önemli bir durağındayız. Kral Camii olarak bilinen, farklı mimari üslubuyla Köstence'de yapılan cami. Burada yaklaşık 70 bin Türk yaşıyor Romanya genelinde. Bunun 35 bini bu bölgede. Çok sayıda cami var ama bu camiden farklı bir mimarisiyle yapılan Kral Camii'nin içerisindeyiz. Mimarisiyle, farklı stiliyle görülmeye değer bir cami. Romanya'daki gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Osmanlı coğrafyasını adım adım gezerek kültür ve medeniyet tarihimizi belgesel görüntülerle ekranlara getiriyoruz. Sarı Saltuk, Alperenler, Gaziler, Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin talebesi Türkistan'dan yola çıkmışlardı ve yüzlerce talebesiyle obalarını bu bölgeye getirmişti Sarı Saltuk Hazretleri. 800 yıl önce, 900 yıl önce getirmişlerdi ve Baba Dağ, Sarı Saltuk Hazretlerinin türbesinin bulunduğu Gazi Ali Paşa Camii ve Osmanlı'nın kültür ve medeniyet merkezlerinden birisindeyiz. Babadağ'dayız. Belgesel görüntülerimiz var. Sarı Saltuk Hazretleri, Dobruca bölgesi Osmanlı'nın kültür ve medeniyet tarihimizdeki yeri. Belgesel görüntülerle sizleri Babadağ, Sarı Saltuk Hazretlerinin türbesine götürüyoruz. Romanya Babadağ'dayız ve Romanya Babadağ manevi tarihimizin önemli kilometre taşının bulunduğu yer. Sarı Saltuk, Osmanlı öncesi Rumeli Balkanlar coğrafyasına İslam medeniyetini taşıyan Alperenler ve Romanya bölgesine çıkar, Babadağ'da dergahını kurar ve İslam medeniyetini bu coğrafyaya yayar. Onun türbesinin sandukasının başucundayız, türbesindeyiz. Sizleri buradan tüm Alperenler, Allah dostları, ecdadın ruhu için Fatiha okumaya davet ediyorum. El-Fatiha. Ruhları şad olsun. İşte camia închinatului Sarı Saltuk, care a fost conducător de oști cu mulți ani înainte, prin secolul 16. Nu mai știu. Știu de când eram copil că veneam și beam apă de aici, de la geamie, și se spunea că cine vine în Babadag și bea apă de izvor, de aici nu pleacă ușor. Sarı Saltuk? Da. Yes. Bye, bye. Şu an Sarı Saltuk babanın türbesinde bulunmaktayız. Dediğim gibi daha önce demiştim size ki başka şekilde istiyorum burasını görmeyi. Nasıl istiyorsunuz? Gönlünüzdeki kim bakacak burayı? Türkiye restore etti. Ben yıllar önce buraya geldim. Perişandı burası. Ama evet, yapılmış, restore edilmiş. Fakat şu an sahipsiz yine. Sahipsiz. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Sizin duygularınızı ama, alalım. Evet, ben Türkiye'ye her zaman teşekkür ederim. Ama görev buranın halkına düşüyor. Türk Birliği'ne, Tatar Birliği'ne düşüyor. Bizim başkanlarımıza, buranın yerli toplumun şubelerin başkanlarına görev düşüyor. Burası bakılması. Çünkü buraya Römenler de ziyaret etmek için geliyorlar. Siz gördünüz. Ben doğrusu ayıp oluyorum. Yok. Kimdir Sarı Saltuk? Size göre birkaç cümleyle lütfeder misiniz? Benim için Sarı Saltuk büyük bir önem taşıyor. Çünkü onun etrafında toplanırsak tüm Balkan Türkleri hangi mensuplara, Müslüman mensuplarına bağlı olursa olsun. Ama Sarı Saltuk Baba bizim için birleştirme bir simgesi olduğunu görüyorum. Ve burada zamanın içerisinde İslamlaşma çabasını, rolünü, büyük rol olduğunu görmekteyiz hepimiz. Gazi Erenlerden Sarı Saltuk Hazretleri, Alperenlerden, daha Osmanlı'dan, Osmanlı kurulmadan önce buralara gelmiş
Dobruca'ya gelmiş, Rumeli Tuna boylarına gelmiş büyük bir Allah dostu. Hoca o Ahmet Yesevi'nin talebesi. Ve 700'e yakın insanla buralara gelmiş, İslam medeniyetini taşımış. Şu anda onun sandukasının başucundayız. Evet, Koyun Baba ve Anadolu'da birçok yerde makamı vardır. Hatta İslam medeniyeti coğrafyasında Koyun Baba Köprüsü olarak bilinir Osmancık'ta. Ve Koyun Baba'nın burada da Baba Dağı'da da türbesinin olduğunu biliyoruz. Ve yukarıki zirvede Baba Dağı'nda Koyun Baba Türbesi'nin olduğunu da öğrenmiş olduk. Osmanlıca adıyla Kalas, bugünkü ifadeyle Galata kentindeyiz ve Tuna Nehri'ni feribotla geçerek Galata şehrinde bu gece kalacağız. İşte Tuna ve diyor ya Yahya Kemal, ak tolgalı haykırdı beylerbeyi. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan atlılarla. Evet, biz Tuna'dan atlılarla geçemiyoruz. Otobüsle geldik, feribotla geçiyoruz Tuna'dan. Tuna bizim Tuna'mız, medeniyetimizin sınır çizgisi, Alaman dağlarından doğan ve 2800 kilometre yol kat ederek Ukrayna-Romanya hududundan Karadeniz'le buluşan nehir, Tuna Nehri ve Tuna Nehri'nin ihtişamlı geçmişi. Buralar, Tuna sahilleri geçmişten çok şeyler söylüyor ve şu an Tuna Nehri kenarlarındayız, Tuna boylarındayız. Romanya'dayız ve Ukrayna bölgesi hemen karşımız, ama heyecanlıyız, ne dediğimizi bilemiyoruz. Ama Yahya Kemal'in ifadesiyle Türk'ün gönlünde dağ varsa Balkan, nehir varsa Tuna diyor ve biz Tuna sahillerindeyiz. Feribot yaklaşıyor ve birazdan feribotla karşıya geçeceğiz. Evet, Tuna, müthiş bir Tuna. Bizim tarihimizin Tunası, sınır çizgimizin Tunası. Ve Tuna kenarlarındayız. Ecdat Akıncı Beyleri buradan atlarla geçmişti. Biz feribotla geçeceğiz. Şu an Tuna kenarında, Tuna sahillerindeyiz. Tuna nehri akmam diyor. Etrafımı yıkmam diyor işte. Rehberimiz, siz burada mı oturuyorsunuz? Evet, bu benim memleketim. Çok güzel değil mi Tuna? Ne ifade eder? Tuna insanları Karadeniz insanlardan biraz farklı. Karadeniz insanlarından biraz farklı, değil mi? Romanya'nın Karadeniz bölgesinden farklıdır. Ama iyi insanlar değil mi? İyi insanlar. Yani belki tatlı suyu. Tuna suyu değil mi efendim? Değerli izleyenlerimiz, bir devralen programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güneş ufuktan batıyor. Burası modern Bulgar Devleti'nin, Bulgar Krallıklarının kurulduğu yer. Velika Turnuva şehri. Osmanlı'nın 1400'lü yıllarda fethettiği, Çandarlı Ali Paşa'nın fethettiği Turnuva. 1877'de elden çıkan Turnuva. 485 yıl Osmanlı burada hüküm sürmüştü. Bir başka devralen programında buluşmak üzere Turnuva'dan, Turnuva Kalesi'nden Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Thank you.
Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde, Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan Koşu Kavak Turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Sevmek, tanımakla başlar. 444-4598 www.koşukavak.com.tr